Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz. Son zamanlarda durdurak bilmeyen zamları yine konuşacağız. Konuşmaktan bıktık ama zamlar gelmeye devam ediyor. Bugün konuğumuz Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan olacak. Hoş geldiniz Sayın Okuyan. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Evet, zamlarla ve sıcaklarla uğraşıyoruz açıkçası. Evet, sıcaklar kışa doğru belki azalır ama zamlar bitecek gibi durmuyor Kemal Bey. Şu anda saymayacağım. Herhalde son zamanlarda gelen zamların hepsini saymaya kalksam program süremiz yetmez. En azından yolda olanları söyleyeyim. Doğalgaza, alkol ve tütün ürünlerine yeni zamlar bekliyoruz. Benzine de yeni bir zam bekleniyor. Şimdi ne söylersiniz, nasıl yorumlarsınız? Oradan başlayalım. Önce bir yorumunuzu alayım. Ya şimdi açıkçası biz seçimlerden önce yalnızca biz değil, Türkiye'de aşında bir için kemer sıkma döneminin gelmekte olduğunu söylüyorduk. Çünkü seçimden önce açıkçası Erdoğan bütün riskleri göze alıp bayağı bir seçim ekonomisi uygulamıştı. Ve bunun arkasından ne geleceği neredeyse kesindi. Şimdi o yüzden de bir sürpriz olmadı. Zaten ekonomi bürokrasisine atanan kişiler, işte Mehmet Şimşek, Gaye Erkan, bunlara baktığımız zaman bunlar halk açısından son derece acımasız kişiler, bürokratlar ve aslında kendilerine söyleneni yapıyorlar. Şimdi tabii önemli olan şu, Erdoğan bir takvim önüne koymuş ve bu takvimi uyguluyor, öyle gözüküyor. Yani depremden sonra açıkçası Türkiye'de birçok başlık, yani yalnızca ekonomi değil, siyasette de çok ciddi bir dağılma hali gösteriyordu iktidar. Ama onun sonrasında bir takvim çıkardılar ve genel seçimlerden önce para dağıttılar. Şimdi bizim açıkçası halka para dağıtılmasına itirazımız olmaz. Ama bunun kaynağının ne olduğu önemli. Dolayısıyla biz baktığımız zaman bu tabloya şu anda aslında seçimlerden önce başlayan bir politik takvim, öyle söyleyelim, şu anda yürürlükte. Bu Kasım ayı gibi, şimdi Erdoğan mesela emeklilere Aralık'ta size müjdeyi vereceğiz dedi. Biz Kasım ayı ile birlikte yeniden bir seçim ekonomisine geçileceğine dair bir tahminimiz var. Yani İşte Kasım'a kadar bu kemer sıkmayı devam ettirip biraz açıkçası ekonomik zorlukları tamamen halkın sırtına, yoksulların sırtına yüklemek. Kasım'dan itibaren göz boyamaya dönük bir takım adımların atılmaya başlanması, işte enflasyonu biz kontrol altına aldık, halkın zorluklarını gideriyoruz diyecekler. Sonra yerel seçimler, yerel seçimlerden sonra bir kez daha başlayacak aynı süreç. Çünkü Türkiye ekonomisinin gerçekten de çok ciddi bir kaynak sorunu var. Çok ciddi bir borç sorunu var. Çok ciddi bir dış ticaret açığı var. Bunun zaten kapanması çok çok zor. Ve sürekli olarak halkın üzerinde bir baskı kuracaklar. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Erdoğan zaten önlemini aldı. Yani şöyle önlemini aldı. AKP içerisinde de bugünkü Mehmet Şimşek ekibine ve bunların uyguladığı politikaya muhalefet etmeye başlayanlar ortaya çıktı. Belli bir süre sonra Mehmet Şimşek ve ekibini belki de üzerini çizecek ve diyecek ki biz işte herkes talep etti, işte orada ekonomi politikalar uygulandı ama sonuçları ortada, dolayısıyla biz şimdi tekrar fabrika ayarlarımıza dönüyoruz. Bunu rahatlıkla diyebilir. Bunu dönüp yapıldığında biliyoruz. AKP içerisinde de. Şöyle söyleyeyim, bizim açımızdan Mehmet Şimşek, diğerleri işte Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, bunların siciline dair hiçbir kuşkumuz yok. Ama özellikle Merkez Bankası Başkanı'na ilişkin AKP çevresinde de ciddi bir açık istihbarat, öyle söyleyeyim, hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla belli bir süre sonra halktan gelecek olan tepkileri belki de kurban verecekler. Ha, Mehmet Şimşek'e de kurban verirler mi bilmiyoruz ama Erdoğan belli bir süre sonra bir U dönüşü yapacaktır. Ama şimdi çok zor bir dönem
halkın sırtında. Biz bugün parti olarak bir açıklama yaptık. Aralığı çıkaramaz emekçiler diye, emekliler diye. Yani 7.500 lira aylıkla bir emeklinin şu anda yaşaması imkansız. Yani açlık sınırı falan değil. Bu ölüm sınırı. Yani yalnızca gıda ile ilgili bir şeyden söz etmiyorum. Emekliler eskiden Türkiye'de dışarı çıkmadan hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. Şu anda evde dahi, hani kirayı da geçtim. Diyelim ki aileden kalma bir ev var ya da geçmişteki birikimlerle alınmış bir ev. Şu anda 7.500 liraya 24 saat evde dahi oturarak hayatınızı sürdüremezsiniz. Dolayısıyla aralığa kadar ölün dediler. Yani çok net bir şey, çok üzücü bir şey bu. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Sayın Okuyan, peki şimdi zamlardan bahsediyoruz, tepkiler de gösteriyoruz bu zamları ama yeterli tepki var mı? Nasıl bir mücadele yolu düşünüyorsunuz, öneriyorsunuz bu zamlara ilişkin? Çünkü muhalefetten de belli tepkiler geliyor, açıklamalar geliyor ama zamlar da duracak gibi değil. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten hani parlamento içine sıkışmış bir muhalefet, sosyal medyadan yapılan açıklamalar falan bunların hiçbir etkisi olmaz. Çünkü yaptırım gücü yok. Yani bir halkın yaptırım gücü mücadeledir ve biraz da Türkiye'de neredeyse artık bir suça dönüştürmüş olan sokaklardır. Dünyanın neresine bakarsanız bakın, işçiler, emekçiler, emekliler hakkını sokakta arar. Çünkü başka bir yerde aramazsınız, arayamazsınız. Yani şöyle söyleyeyim, örneğin Türkiye'de ücret pazarlıklarında, asgari ücrette, yani emekliler için söylemiyorum belki ama işte Türk İş masaya oturuyor. Ya bunlar tamamen göstermelik şeyler. Yani Türk İş'i artık Türkiye'de iktidarın bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Yani Türk İş işçilerin hakkını savunan bir örgüt değil. Dolayısıyla işte bunun mekanizmaları var, pazarlık masası kuruluyor ya da İşte gidin oyunuzu verin, beğenmediğiniz partiyi cezalandırın, beğendiklerinizi koyun. Bu kadar basit değil. İnsanların doğru partilere, kendi çıkarlarını savunan partilere oy kullanmaları için, oy vermeleri için de biraz sokakta olmaları gerekiyor. Çünkü gösteri yapma hakkı, hakkını arama hakkı insanları eğitir ve öğretir. Evde oturup işte huysuzlanmak, şikayet etmek, sonra da işte sosyal medyada ben nasıl geçineceğim diye bir paylaşımda bulunmak yeterli değil açıkçası. O yüzden de Türkiye toplumunun şu anda bu saçma sapan artık bana göre hiçbir anlamı kalmamış olan şu siyasi tartışmalar. Yani örneğin ana muhalefet partisi nereye gidecek, o mu gelecek falan. Yani buradan çıkıp insanların kendi kaderlerini ellerine aldıkları bir siyaset tarzına dönmeleri gerekiyor. Ya da siyaset anlayışlarını değiştirmeleri gerekiyor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve bu sıcak dönemde mümkün olduğu kadar protesto hakkımızı, hak arama hakkımızı ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Daha da arttırarak devam edeceğiz. Yani insanların evlerine çekilerek kazanacakları tek kuruş yoktur. Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ifadesi var, açıklaması var. Çok tepki çekti. Onu da yorumlamanızı isteyeceğim. Bize seslendi Erdoğan. Dedi ki milletime sesleniyorum. İsraf ekonomisini kenara koyalım. Tasarruf ekonomisinden yana olalım. Neler söylersiniz? Ya şimdi tabii Türkiye'de gerçekten bir kaynak sorunu var. Ekonomide kaynak sorunu var. Bu sorunu gidermek için yurt dışından borç ya da kaynak arıyorlar. Yurt dışından aradıkları kaynakların karşılığında da Türkiye Cumhuriyeti'ni satıyorlar. Çok net söylüyorum. Yani Varlık Fonu mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nden buldukları kaynak doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nde topluma, halka ait kimi kuruluşların elden çıkarılmasıdır. O kadar net söylüyorum. Benzer bir şekilde batılı ülkelerden, başta İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bulacakları kaynakların da karşılığını bu şekilde verecekler. Şimdi bu yetmiyor. Halkın birikimleri var. İşte yastık altı parası diyorlar, başka şeyler diyorlar. Dolayısıyla bunlara göz koyuyorlar. Şöyle, bu işte
Bu kaynakları bize verin. Yurdumuzu, ülkemizi bağımsız, refah içerisinde bir ülke, eşitlik içerisinde bir ülke haline getirelim deseler insanlar özveride bulunsunlar. Ama bunları alıp Türkiye'de yine sanayi sınıfına kaynak aktaracaklar. Bakın şu andaki enflasyon. Ya yani enflasyonun tek bir özeti vardır. Bazen enflasyonu böyle karmaşıklaştırır iktisatçılar. Enflasyon yoksullardan alıp zenginlere kaynak aktarmanın en güzel yoludur. Çünkü işte enflasyonda herkes zarar görüyor falan diyorlar. Enflasyonda tabii ki bir belirsizlik ortaya çıkıyor. Bu sermayedarları da etkiliyor. Ama aslında şudur. İşçi ücretleri reel olarak geriler. Enflasyon dediğimiz şey odur. Fiyat artışları, işçi ücretlerindeki artışların önünde gider. Dolayısıyla yoksullardan zenginlere bir kaynak aktarımı söz konusudur. Şimdi Erdoğan'ın işte birikimlerinizi, tasarruflarınızı değerlendirelim, gelin hep beraber demesinin kaynağında da siz kötü günler için sakladığınız 3 kuruşu da piyasanın emrine verin. Biz de bunları bir güzel bankalar eliyle, finans kuruluşları eliyle sermaye sınıfına teslim edelim demiş oluyor. Bunun kabul edilebilir tarafı yok. Yani bu her zaman söylediğimiz gibi bu sistemde ne yazık ki ne yaparsanız yapın yoksullar hep kaybediyor. Biraz da bizim bu sistemi sorgulamamız gerekiyor açıkçası. Son olarak sonlandırmadan bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi seçimin ardından çok konuşuyoruz dedik ya, büyük bir umutsuzluk yaşandı özellikle muhalefet seçmeninde. Ardından da bu zamlar geldi. Zamlara karşı ne yapacağını bilmeyen, seçimle artık bir şeyleri değiştiremeyeceğine inanmış bir kitle büyük bir umutsuzluğun içinde. Dolayısıyla şunu Evet. sormak istiyorum. Şöyle bir yönelim bekliyor musunuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi veyahut İyi Parti gibi altılı masaya dahil olan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında yarışmış ve kaybetmiş partilere oy veren, oraya dair ümitler besleyen kitlelerin Türkiye Komünist Partisi gibi partilere yönelmesini ve orada artık bir umut aramasını bekliyor musunuz? Şimdi zaten yani seçimlerde alınan oylardan bağımsız olarak şunu söyleyeyim. Bir ilgi var zaten. Yani eskisine göre çok daha büyük bir ilgi var. Zaten herkes söylüyor. Yani siz kendi aldığınız oya bakarak kendi durumunuzu değerlendirmeyin. Çok özel bir seçim yaşandı diye. Bu doğru. Otomatikman bu ilginin bir katılıma, bir desteğe dönüşmesini biz beklemiyoruz. Biz bunun için üzerimize düşeni yapacağız. Yani biz hiçbir zaman kendimize dair değerlendirmeleri eksik bırakmayız. Kendi bıraktığımız boşluklar, kendi zayıflıklarımızı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Biz parti olarak seçimlerden hemen sonra çok uzun süren, yani aslında hızlı ama bir aya yayılan bir konferans süreci gerçekleştirdik. Yeni tamamladık, yeni kararlar aldık. Evet, Türkiye'de muhalefet partileri, yani bizim parlamento içi muhalefet ya da düzen muhalefeti dediğimiz partilerden bir kopuş bekliyoruz. Zaten aslında psikolojik olarak kopmuş durumdalar. Yani insanlar şu anda oy verdikleri partiyi geçtiğimiz seçimlerde kendi partileri olarak görmüyorlar artık. Biz bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü Türkiye'nin ve bu halkın daha fazla kaybedecek zamanı kalmadı. Gerçekten kalmadı. Sayın Okuyan, çok teşekkür ederim katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Sizlere, yani basın emekçilerine, bütün basın emekçilerine kolay gelsin diyorum. Bizi izleyenlere de bu sıcak ve zamlı aylarda umutlarını yitirmemeleri dileğiyle ben de teşekkür ederim size. Hoşça kalın, sağ olun. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan yayın konuğumuzdu. Kendisiyle son yapılan zamlara ilişkin konuştuk. Seçimin ardından muhalif seçmenin düştüğü umutsuzluğa dair de değerlendirmelerde bulundu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.